Şimdi birinci sorumuzda bize demiş ki aşağıda ABC dikdörtgensel bölgesi biçiminde bir karton verilmiş. Evet. Bu karton AD kenarına paralel EF doğru parçası boyunca aşağıdaki gibi 250 olacak şekilde katlanıyor. O zaman burası F kenarı köşesi. Değil mi? Bu şekilde katlanıyor. Şimdi bize neyi sormuş? Sinüs alfayı sormuş. Burası 8 burası 12. Şimdi şu parça yukarı kalkan parça. Yani neresi olmuş oldu? Şu şurası olmuş oldu. Yani burası 8 oldu. Çünkü bu 9 da burası olacak. Değil mi? Çünkü bu kat izi boyunca kalkta için burası 9 olur. Burası 8 olur. Şimdi katı cisimlerde mesela şöyle bir katı cisim çizdiğimizde şöyle bir katı cisim çizdiğimizi hayal edin. Ne kadar düzgün çizdiysem artık o kadar. Ee, mesela şöyle bir parça istediği zaman bu parçanın uzunluğu bulmak istiyorsak burayı yani bu çizdiğim doğru parçasını hipotenüs kabul eden bir tane dik üçgen oluşturmak isteriz. Mesela şu şekilde olduğu gibi. Şimdi aynısını burada yapalım. Yani ben o zaman şuradan E ile B'yi birleştirdiğim zaman burası ne yapacaktır? Dik olacaktır. Çünkü sanki burası bir kapı gibi düşünün. Böyle bir yerde bir zeminde do do dolaşan bir üçgen gibi düşünün. Değil mi? O zaman burası diktir. O zaman burası 8 yaptı. Şimdi burası 12 idi. O zaman şu parça da 12. O zaman e, şurası kaçtı? 9'du. Şimdi burası da diktir bu arada değil mi? Sonuçta biz şu şekilde bakıyoruz. O zaman burası da diktir. 9, 12 ne yaptı? 15 yaptı. O zaman 8, 15 burası da 90 derece olduğuna göre burası da 17'dir. Peki ne istiyor? Sinüs alfa. Şu üçgende sinüs alfa neydi arkadaşlar? Yani herhangi bir üçgende olduğu gibi. Karşı bölü hipotenüstü. O zaman alfa açısının karşı kenarı 15. Hipotenüstü 17 olduğuna göre cevabımız ne olacaktır? 15 bölü 17 olacaktır diyebiliriz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimdeki kağıtlardan dört tanesi farklı renklerde boyanıp aşağıdaki gibi yan yana birbirine yapıştırılıyor. Peki e, elde edilen şekil DE e boyunca keserek eş alanlı iki parça ayrılıyor. Yani buranın alanı dört birim kare ise değil mi? Ve dört tane varsa on altı birim kare yapacak normalde. Ama biz iki parça ayırdığımız için oluşan şekiller sekiz birim karelik iki parça oluşmuş oluyor. Şimdi şurasının alanı yani şuranın alanı şu şekilde tamamlarsak kaç yaptı arkadaşlar? 8 birim kare yaptı diyebiliriz değil mi? Şimdi sanki orada biraz ekleme yapsak da onu düzgün hale getirsek güzel olacak. Mesela şunu şuradan birleştirseniz şunu da şuradan birleştirseniz şimdi burası bir birimdir değil mi? Aynı hizada dikdörtgen kısa kenarın hizasında olduğuna göre bir birimdir. Şimdi şurası bir birimse ben bunu ne yapmışım? Bir birim kaydırmışım. Şimdi o zaman burası 3'tür. O zaman bu dikdörtgenin uzun kenarı 4 olduğuna göre buraya da 1 kaldı. O zaman buranın alanı 1'dir. Yani ben burayı da ekleyince benim alanım ne yaptı? 9 birim kare yaptı. Yani anlatmak istediğim şey şuranın alanının 9 birim kare olduğudur. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada burası 2 birim. Burası 1 bir burada, 1 burada, 4 de burada, 6 birim. Şimdi bir tane yamuk oluştu karşınızda gördüğünüz gibi. Dik yamuk. Bu dik yamuğun yüksekliği 2. Alt tabanında kaç bulduk? 6 bulduk. Şimdi üst kenarı 3'müş ama şu belli bir parçada bu tarafa kaymış. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şu parçaya K diyelim. Ama ben bu yamuğun alanının 8, 1 daha 9 birim kare olduğunu biliyorum. O zaman bu 9 birim kareye ulaşmaya çalışalım. K artı 6. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 kaç yapacak? 9 mu yapacak? Bu ikiler birbirini götürdü. K artı 6 9'muş. K da buradan kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Yani şurası kaç geldi? 3 geldi. Bakın. Şimdi ben orayı bir temizlesem. Olur mu? Şurayı bir temizlesem. Nasıl temizleyeceğiz? Şöyle bir temizlesek burayı. Şöyle temizlediğimizi düşünelim. Şurası kaç birim geldi? 3 birim geldi değil mi? Şimdi ben buradan dik attığımda şurası 3 şurası 3 o zaman burası 1 oldu. Burası 1 oldu. Burası 1 oldu. O zaman şu parça 3 birim oldu. Yükseklik de şurası da kaçtı? 2. Değil mi? 1, 1, 2. O zaman bizim ne olmuşmuş oldu? Şöyle yaptığımızda burası 3, burası da 2 oldu. Şu açıda x açısıydı. Şu üçgende ne istiyor bizden? Tanjant x'i. Tanjant x o zaman ne yapacaktır? Karşı bölü komşudan 2 bölü 3 cevabı bizim doğru cevabımız olacaktır. Yani doğru cevabımız Bursa'ymış. Şimdi üçüncü sorumuzda bize diyor ki ben buradan diyor şekilde ABC üçgenin biçimdeki kağıt aşağıdaki gibi katlanıyor. Ben bunu bu izada katlıyorum. Şuradaki C üstüne getiriyorum diyor. Şimdi normalde bunu böyle katladığınız zaman tam üzerine getirirseniz demek ki buradan bir dik katlamışsınızdır. Bu buraya gelmiştir. Yani bunun üzerinden konuşacak olursak aslında C noktası tam şuradadır. Ve burada bir ikizkenar üçgenlik oluşur. O zaman burası da 11'imdir. Çünkü sizin şuradaki katladığınız şuraya geldiğine göre ona 10'dur. Şimdi ne vermiş? Burayı 20 vermiş. Yani bunun tamamı 20'ymiş. O zaman 4 birim buradaysa şuraya kaç kaldı? 16 mı kaldı? O zaman burası da 8 8'dir. Şimdi şu üçgeni yeşil üçgeni dikkatli bakarsanız bir dik üçgen 6, 8, 10 üçgeni var orada. Ve bizden istediği şey neydi? Tanjant x'ti. Tanjant da nedir? Büyük üçgene baktığınızda karşı bölü komşu. Yani 6 bölü 12'den doğru cevabımız ne gelecektir arkadaşlar? 1 bölü 2 gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'ymış. Şimdi dördüncü sorumuzda yukarıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki kağıtların iki tanesi kullanılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. 5 ve 18 kenarları olan bir dikdörtgen vermiş. İkisi de birbirinin aynısı. Peki bakalım. O zaman burası 5, burası 18'dir desek. Burası 5 desek, burası 18 desek. Ee şimdi şunu şuradan devam ettirdiğinizde. Şimdi şu 5 ise şu parça da 5 olacaktır. Şu parça da 5 olacaktır. O zaman bu 18'lik kısım 13'e düşecek. O zaman burası 13 oldu. Doğru mu? Şimdi burası da 18'miş. Peki ben bu parçanın uzunluğunu biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. CD 13 demiş. Bak şurayı 13 vermiş. Aslında dolaylı yoldan buldum. 5, 13. Burada bir dik üçgen olduğuna göre burası nedir? Bir dik üçgende 5, 12, 13 özel üçgenidir. O zaman burası da 12'dir. O zaman mavi yani alfanın olduğu üçgeni düşünürseniz karşı kenarı kaç birim? 13 birim. Komşu kenarı kaç birim? 31. Burayı da alfa yazdım. O zaman tanjant alfa buradan kaç geldi arkadaşlar? Karşı bölü komşudan 13 bölü 30 geldi. Şimdi şurada alttaki beta'nın olduğu üçgeni düşünecek olursanız şu şekilde, değil mi? Beta burada. Burası 12, burası 13, burası da 5. Ne istiyor bizden oradan? Kosinüs alfa'yı mı istiyor? Kosinüs beta istiyor. Pardon. Kosinüs beta nedir? Komşu bölü hipotenüs'ten 5 bölü 13'tür. O zaman bu 13 bölü 30'da. 5 bölü 13 çarparsanız cevabınız ne olacaktır? 13'ler giderse 1 bölü 6 olacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'ymiş. Şimdi 5. sorumuzda bize demiş ki aşağıdaki şekilde alanları iç bölgelerine yani yazılan 2 kare sel bölge verilmiştir. O zaman 100 ise 10'a 10'dur bu karenin kenarları. Burası 10, burası 10, burası 10. Burası 10. Aynı şekilde bu da 144 kimin karesi? 12'nin karesi. O zaman burada da 12. Peki şimdi baktığınız zaman mesela buraya x deseniz burası 10 eksi x yapacaktır. Doğru mu? Burası 12. Şimdi 12'den 10 eksi x çıkartırsanız burası da 2 artı x yapacaktır. Bakın orada bir şey söylemiş. E'nin 13 birim olduğunu söylemiş. E'l neresi? E'den L. O zaman burası 13'müş. O zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Yani biz x'i ne bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. Şimdi alfanın olduğu üçgeni düşünürseniz ben tabanına ne diye söylemişim orayı? 2 artı x diye söylemişim. Karşı kenara da 10 demişim. Şu açıda alfaymış. X'i 5 bulduğumuza göre o zaman burası kaç oldu? 7 oldu. Ne istiyor vatandaş? Kotanjant alfa istiyor. Kotanjant ne demekti? Komşu bölü karşıdan. 7 bölü 10. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? C yan gelir diyebiliriz. Şimdi altıncı sorumuzda aşağıdaki şekilde düz bir zemin üzerine açılmış merdivenin iki farklı konumu verilmiş. AB şimdi merdiven şuradaki kanatlar eşit uzunlukta. Yani burası aslında bir ikizken üçgen andıracak benim için. AB'yi 14 vermiş. Şunu şöyle birleştirdim. Şimdi şunu şuradan indirirseydim kaç kaç yapardım? 7 7 2 eşit parçaya bölerdim. AC merdivenin bir kanadı da 25'miş. O zaman burası 25 ise buradaki yüksekliğe de ne kaldı? 24 kaldı. Şekil 1'deki merdiven belirtilen yönlere bakın merdivenin ayaklarından biz çektirerek sola sağa Merdiven ne olmuş oluyor? Aşağı doğru küçülmüş oluyor. Ama merdivenin küçülmeyen nesnidir? Uzunluğu 25'tir hala. Onda bir değişiklik yoktur açıkçası. Diyor ki doğru ok yönünde 13'er birim açıldığında yani bu tarafa da 13 açacağım bu tarafa da 13 açacağım. E zaten hocam bu nokta şuraya baktığınız an şurası 7 birimdi. 13 birim daha açarsanız aslında oluşan nokta yani A üstünün geleceği yer değil mi? Şuradan 20 birim uzunlukta olacaktır. Uzaklıkta olacaktır. Şimdi 20-25. Burası 90 derece. Aynı şey burada da geçerli. Burası da 20 olacaktır. Şimdi burası da 25. Ne vardı? 15-20-25 üçgeni vardı değil mi? 3-4-5'in genişletilmiş. Şimdi şu sağdaki üçgende tanjant alfayı söyleyebiliriz artık. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. Yani 15 bölü 20'dir. 5'e de bölerseniz 3 bölü 4, 4 cevabı bizim doğru cevabımızdır. Şimdi geldik 7. sorumuza. Alfa açısı 0 ile 90 arasında. LMK bakın LMK bir tane K noktası var. Ben şimdi K noktasını bilmiyorum. Matematik öğretmeni Ayça öğrencilerine dik üçgen trigonometrik oranları öğretmiş. Ayça öğretmen öğrencisi Hüseyin'den KLM alfa olmak şartıyla yani bir nokta seçeceğim buradan ve kotanjant alfası ne gelecek? 1,2 dik üçgeni birim kareleri ayrımsız zemine çizmesini istemiştir. Şimdi dik üçgen dediğine göre o zaman ben bu noktalar üzerinde bir tane K noktası alacağım. Şimdi atıyorum kotanjantta neymiş? 1,2'ymiş. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi şöyle düşünelim. Şurada bir tane çizdiğimizi hayal edelim. Tamam mı? Neresi olduğunu bilmiyorum. Şöyle farazi salladım. Şimdi benim açım KLM açısı da KLM açısı da şurasıydı değil mi arkadaşlar? KLM açısı da burası oluyor. 1,2 oluyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman komşu kenar ne yaptı? 6 yaptı. Kotanjant alfa 6 bölü K şurası da K birim olsun. Bu da neye eşitmiş? 1,2'ye eşitmiş. O zaman 1,2K 6 ise K için kaç diyebiliriz? 5'tir diyebiliriz. O zaman M noktasından 5 birim yukarı sayın. 1 2 3 4 5. O zaman nereye geldi? D noktasına geldi diyebiliriz. Yani benim aslında K noktası dediğim yer şey neredeymiş? D noktasının üzerindeymiş. Yani doğru ne gelir arkadaşlar? Denizli gelir. Şimdi geldik 8. sorumuza. Birim kareler ayrılmış düzlemde AKKL LM ve CM kullanılarak yukarıdaki şekil oluşturmuştur. Bakın bu alfalar birbirine eşit işte olan açılar. O zaman mesela burası 1, burası 3. Mesela burası 1, burası 3. Değil mi? Burası 1, burası 3. He bakın o zaman burada 1'e 3'lük bir dik üçgen oluşturmamış. Yani orada aslında üçgenimizi eksik. Tam bakın ortada bir yerde tam kesmemiş. Yani bu köşeye kadar gittiği zaman burası 1, burası 3 olacak. Değil mi? Şimdi burası bir birim, burası iki birim. Şimdi şu parçanın uzunluğunu bulmamız gerekir biz. Değil mi? Çünkü bizden ne istiyor? Kotanjant ACB. A, CB. Yani şöyle bir şey istiyor bizden. Şu A'yı buraya kadar getirdim. ACB açısı oluşturdum şöyle. Burada da bir dik üçgen oluştu. Bu dik üçgende ACB açısının netini istiyor. Kotanjantını istiyor. Tamam. Bu mantıkla ilerleyelim. O zaman şurada bir tane ne oluşturduk biz? Şurada bakın. Şurada bir tane benzerlik oluşturdum. Yani ben onu şuraya çizeyim isterseniz. Şöyle. Şöyle yaptım. Burası 90, burası 90. Burası 2, burası 1, burası 1. Şimdi mesela buraya x diyelim. Şurada bir benzerlik yapalım. 2'nin 3 oranı. Ne yapacaktır? x'in 1 oranı. O zaman x'in uzunluğu ne geldi? 2 bölü 3 geldi. x diye bahsettiğimiz yer neresiydi? Şurasıydı değil mi? Tam şurasıydı. Şu parçaydı. Şimdi o zaman bizim üçgenimiz yani ACB açısının içinde bulunduğu dik üçgen ne oldu şimdi? Şimdi beraber bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 7 birim oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artı 2 bölü 3 oldu. 7 artı 2 bölü 3 oldu. Şimdi şu açıda bizim için neydi? Beta olsun. Bize de neyi sorsun? Kotanjant beta'yı sorsun. Yani komşu bölü karşı yapacağız. Şimdi burası kaç yapar arkadaşlar? 21, 23 bölü 3 mi yapar? O zaman 23 bölü 3'ü 7'ye böldüğünüzde 23 bölü 21 cevabı bizim doğru cevabımız olması lazım. Yani doğru cevabımız denizlidir arkadaşlar.